Herkese selamlar dostlar, ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz dostlarım. Bugün sizlere efsane bir ordu göstereceğim arkadaşlar. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. Dostlarım, ordumuz 6 tane buz goleminden, 8 cadı ve 6 tane süper okçudan oluşmakta. Yani çok basit, çok sade bir ordu arkadaşlar. Büyülerimizde 8 deprem, bir dondurma, bir öfke ve klan kalesine de iki dondurma alacak şekilde ayarladım. İsterseniz klan kalesindeki bir dondurmayı silip rakibimizin klan kalesine karşı bir zehir büyüsü alabilirsiniz. Klan kalemize de bir max seviye Pekka ve iki tane dev aldım arkadaşlar. Şimdi videoya girmeden önce birkaç tane de antrenman yaptım. Özellikle saldırdığım köylerde arkadaşlar, orduya ters olan düzenlere saldırdım. Mesela şurada gördüğünüz üzere düzene bakar mısın abi? Yani çoklu moddalar. Yani bir nevi cadı spam saldırısına önlem alınmış bir düzen. Ondan sonra burada arkadaşlar tüm böyle toplu hasar veren askerler mi dedim? Savunmalar arkadaşlar yan yana. Yani bildiğin asla ama asla cadıyla saldırılmayacak köye saldırdım. Şimdi şurada birazcık mantığımı kullandım arkadaşlar. Dedim ki nasıl deprem büyülerinden bir yol açarsam çok rahat içeriği talan ederim. Dedim bir köşeyi şuradan, bir köşeyi buradan. Zaten arkadaşlar buradan gördüğünüz üzere dışarıya belediye bırakılmış, yani anti bir düzen. Şöyle böyle bir düzen açtım. Ondan sonra şuraya bir golem bıraktım, buraya bir golem bıraktım ve tomru arkadaşlar çoklu moddaki cehennemi alabilmek için tam şu noktadan bırakaraktan gönderdim. Ondan sonra özellikle orada bırakmamın bir sebebi ise kraliçe de orada. Tomruk yıkıldıktan sonra arkadaşlar kraliçeyi ilerleyecekti. Sağ solu temizleyerekten askerlerimi bıraktım. Klan kalesi çıktı ya, buradaki buz golemleri dondurma görevi görüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere benim klan kalem çıktı ve Pekkam rakibin kraliçesini yerle bir etti. Şuradan askerlerini böyle toplu bir halde gördüm ve büyük koruyucunun özelliğini kullandım. Zaten içeriye doğru hızlı bir şekilde ilerlerken arkadaşlar elimdeki dondurma büyülerini tahmin edin nereye sakladım? Tabii ki de çoklu moddaki arkadaşlar cehennem kulesine. Şu an gördüğünüz üzere okçu kuleleri, pardon, süper okçular arkadaşlar, o kadar menzili yüksek ki mesela kraliçe buradan gördüğünüz üzere rakibin cehennem kulesini görmez iken okçularımız arkadaşlar, süper okçularımız çok rahat bir şekilde görebiliyor. Mesela şuradaki arkadaşlar iki sıralı savunma hattını çok rahat bir şekilde delip geçebiliyor. Burada süper okçular gerçekten inanılmaz iş yapıyorlar. Mesela gördüğünüz gibi bakın, örneğe bak. Burada normalde asla ama asla kraliçe arkadaşlar buradaki cehennem kulesine ateş edemez. Zaten onun için bir önlem alınmış burada ama süper okçular çok rahat bir şekilde aldı. Zaten gerisi arkadaşlar spam olduğu için temizlik, başka da bir şey yapmadık. Çarpı 4 yapayım. Şuradan gördüğünüz üzere buz golemleri görüyorsunuz. Resmen buz büyüsü etkisi yaratıyor arkadaşlar. Ve çok rahat bir şekilde üçleyebiliyorsunuz. Size bir şey daha göstereyim mi? Bak, evimize geri dönelim. Size bir şey daha göstereyim. Burada ana iki askerimden. Birisi nerede? Birisi cadı. Full değil. Diğeri de golem, full değil. Bakın full olmamasına rağmen üçledik. Bir saldırı daha vardı, onu da göstereyim arkadaşlar. Şurada göstereyim. Sonra canlı saldırılara geçeceğiz. Yine özellikle çoklu moddaki cehennem kulesini seçtim arkadaşlar. Normalde bu ordunun üçleyeceği düzenler tekli moddaki. Yani tekli modda olmasının sebebi ise hava saldırılarına karşı alınmış bir önlem arkadaşlar. Tekli modda genelde elektroları, ejderleri falan eritmek için tekli moda alınır. Normalde bu köye asla spam saldırı yapamazsınız arkadaşlar. Çoklu moddaki cehennemler sizin binicilerinizi, madencilerinizi, cadılarınızı eritir. Buradan dedim ki nasıl bir yol açabilirim? Bakın buradaki mantık neydi biliyor musunuz? Taktik hava uçağını almak zorundayım. En yakın nasıl alabilirim? Dedim ki şu sağdan girerekten. Peki soldakini nasıl alacağım? Soldakini de yine tomruktan. Bir öncekinin yaptığımızın benzer bir saldırısı arkadaşlar. Şöyle bir yol açtım kendime. Çarpı 2 yapayım. Bir golem bıraktım buraya. Buz golemi. Ondan sonra diğer tomruğumu bıraktım. Bakın ne güzel hasar veriyor. Hem oradaki hava soğuması, depolar, duvarlar, okçular derken çok güzel yol açtık. Sağ ve solu temizlemeden sakın ama sakın askerlerinizi atmayın arkadaşlar. Sağ solu temizledim gördüğünüz üzere. Ondan sonra çarpı 1 yapayım böyle. Sağ sol temizledikten sonra içeriği hallediyoruz arkadaşlar. Direkt askerler içeriye gidiyor. Klan kalesi gördüğünüz üzere çıktı. Direkt hemen görür görmez golemlerin arkada olduğunu gördüm. Büyük koruyucunun özelliğini bastım. Eğer golemler önde olsaydı zaten rakibin klan kalesi direkt golemlerime hedef alacaktı. Ve donacaklardı arkadaşlar golemler öldüğü gibi. Hani o yüzden direkt arkada olduğunu görünce özelliğini kullandım. Burada okçuları görüyorsunuz. Nasıl iş yapıyorlar? Nasıl iş yapıyorlar? Zaten golemler hızlı bir şekilde X aylarına doğru ilerledi. Burada birazcık iskeletler beni oyaladı ama hiç problem değil. Hala öfke büyümü elimde tutuyorum. Derken hızlı bir şekilde öfke büyümü de attım. Burada hem kralım, kraliçem, ondan sonra cadılarım, iskeletlerim içerideyken kullanmak istedim. Burada inanılmaz iş yaptı buz golemleri. Güzel oyaladılar. Tabii ki dondurma büyülerimi bir önceki saldırdaki gibi kullandım. Çoklu moddaki cehennem kulesine. Zaten gerisi 3 arkadaşlar. Kraliçemin özelliği hala duruyor. Sonra çarpı 4 yapayım. Gördüğünüz üzere çok temiz üçledim. Şimdi bir saldırıda biz yapacağız. Şöyle evimize geri dönelim.
Temizlik ya, sonrasına bakmayın arkadaşlar, her türlü 3. Şimdi şuradan şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Önce bir iksirimizi harcayalım. Ne bassam? En ucuz ne var abicim? Madence bas gitsin. En ucuzunu bastık zaten. Zaten şuradan altın depolarımdan maxlanmadı daha. Bir iki saldırıda fullenir. Ondan sonra savunmalarımızı çalıştırırız. 3 tane de inşaatçım boşta. Bir tanesi de 45 dakika falan kalmıştı. O da boşalacak. Onu da aradan çıkarmış olacağız. Güzel. Böyle ganimeti hoş falan bir köye dalacağım. Bu arada like atmadınız değil mi hala? Buraya kadar izleyip like atmadınız. Teessüf ederim. Gerçekten teessüf ederim arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Senden sadece bir like istiyorum. Damlaya damlaya göl oluyor arkadaşlar. Max bir köy. Ne diyorsunuz? Bu arada ordumu güçlendireceğim arkadaşlar. Çok düşük seviyeli askerle saldırı yaptım. Bu sefer güçlendireceğim. Kahramanlarım da max değil bu arada. Onu da belirtmek isterim. Tekli mod, çoklu mod. Bu arada çok fazla var bu köy. Benim de hatta köy düzenimde böyle. Bir tanesi tekli modda, bir tanesi çoklu modda. Şimdi çoklu modu bir önceki saldırılarda izlediğimiz gibi tomruklan alacağım. Nasıl bir yol açabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle bak. Şu noktaya 1, 2, 3, 4. Güzel. Diğer yolumuzda aslında şurayı açarsam, tamam zaten içeriği fethettik mi arkadaşlar, bitiyor iş. Birazcık geriden atacağım ki hani elimden geldikçe savunmaların çoğunluğuna hasar vermek olsun. Güzel. Şimdi şu noktaya bir buz golemi ve arkadaşlar bir cadı, bir tomruk gönderdim. Hayır aga, birazcık arkadan hata yaptım. Bak, birinci hata geldi. Alırım, hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle sağ sol temizleyelim. Şöyle birer tane de buz golemlerimi yollayayım. Kral, kraliçe, şöyle cadıları gönder aga. Ortadan bırakıyorum ki direkt ortaya doğru ilerlesinler arkadaşlar. Çünkü sağ solu iyice temizledim. Şuradan koruyucuyu bırakıyorum. İki golemi de daha göndereceğim. Öfke büyümü bekletiyorum. Bir Allah, klan kalesi çıktı. Şuraya bir dondurma atabilir miyim? Ardından büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. Şuradaki meteor indiği gibi kullan. Gayet güzel. Şöyle bir öfke büyüsünü de çakıyorum. Tamamdır. Şuradan hızlı bir şekilde çoklu modu indirdik mi? İndirdik. Gayet iyi. Diğeri zaten tekli modda arkadaşlar. Çok sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Şimdiki dondurmalarımı nereye kullanacağım biliyor musunuz? Aslında kralın özelliğini kullanıp şuradaki tekli modu indirebilir miyiz? Aslında buradaki buz büyüsünü tekli moddaki cehennem kulesine kullansaydım daha sağlıklı olabilirdi. Ama neyse. Şimdi mesela burada okçu kulelerimden, pardon, okçu kraliçemi korumak için bir dondurmamı şuraya atabilirim. Ondan sonra bak, hala buz golemlerim yaşıyor mu? Yok, ölmüş. Aha, öldü sonuncusu da. Mesela bir tanesini şuraya atabilirim. Çok daha sağlıklı olacaktır. En azından cadılarımı buradan büyücüden korumuş olacağım arkadaşlar. Böyle bakın, nerede yüksek hasar yiyebilirsiniz, o noktaları dondurmalarınızı atabilirsiniz. Birazcık tecrübe istiyor bu ordu arkadaşlar. Ama her türlü köy üçleniyor itinayla arkadaşlar. Her türlü köy. Üçleyemeyeceğiniz köy yoktur. Onun dışında bir saldırı daha yapabiliriz aslında. Altın depolarımız da fullendi bu arada. Onu da belirtmek isterim sayın seyirciler. Şimdi şuradan %99, %100, 33'te kupa aldık. Güzel. Evime geri dönebilirim. Bu ordunun arkadaşlar iksir maliyeti çok düşük. Gerçekten çok düşük. Şöyle göstereyim. 51.000 iksir istiyor. Ama kara iksir birazcık yağlı arkadaşlar. Benzin gibi yakıyor arkadaşlar bu ordu. Şöyle bir isteğimizi de atalım. Burada klan kalemizde. Güzel ganimetimiz varmış. O zaman bir savunma basabilir miyiz şimdiden? Ne bassak, ne bassak? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne basalım? Bence bir büyücü yapıştırabiliriz. Ne diyorsunuz? Bence bir büyücü aradan çıkartalım. Güzel. Onun dışında şuradan klan kalemizde toparlayalım agalar. Gayet güzel. 7.7. İki inşaatçı mıydı arkadaşlar? Artık zahmet olacak bana. Elektroyu açalım ya. İki inşaatçımı da elektroya basacağım. O zaman şuradan yavaştan fazla gelen ganimetimle duvar basıyorum. Mutlaka siz de böyle yapın arkadaşlar. Böyle 3-4 tane 3-4 tane diye diye duvarlarınızın çoğunluğunu fullemiş olacaksınız sizler de. Şuradan bir görev daha bitti gibi. Güzel, 5000 kare iksir de buradan. İksirimiz de buradan. Tamam, kalsın bunlar arkadaşlar yedekte. Arkadaşlar ben bir önceki saldırıyı tekrardan ordumu güçlendirmeden mi yaptım? Gerçekten mi? Neyse, ordumu burada bu sefer güçlendireceğim. Bakın nasıl yükseldi seviyeleri. Bir de şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Biraz buz golem sayısını düşürürüm. Tamam mı? Okçu sayısını arttırmak istiyorum. Bu sefer böyle yapacağım. Biraz değiştireceğim, kombinasyonlayacağım arkadaşlar orduyu. Temizlik için de arkadaşlar minyon alabilirim yanıma. Şöyle 3 tane minyon aldım. Tamamdır. Agalar, burada güzel bir köy var ama çoklu modda. Denemek istiyorum şansımı ya. Acaba alır mıyız? Şimdi şuradan bir atarsam 4 tane depremimi. Diğerini de şu noktaya gönderirsem eğer. Tamam mı? Gayet güzel. Güzel bir yol açtık kendimize. Ortası bomboş. Bildiğiniz otoban. Şimdi bir tane dondurmayı şu noktadan ve şu noktadan da tomruğu gönderirsem eğer.
Bir tane cadı gönder aga. Bir tane buraya Allah'tan okçu kuleleri vesaire devre dışı bu elemanın. Güzel. Bir tane tomruk şuraya, kral, kraliçe, büyük koruyucuyu da gönder. Cadıları artık salabiliriz içeriye doğru. Şöyle iki tane okçu göndereceğim. Sol tarafı iyice temizleyemedim çünkü. Tamam. Askerlerimi gönderebilirim. Buz golemlerimi birer birer daha serpmek ve arkasından arkadaşlar son iki cadımı da göndermek istiyorum. Tamam. Şöyle görüldüğü çoklu moddaki cehennemi indirdik. Bu adamın kartal topu yok muydu yoksa? Kartal topu varmış. İndirmişiz onu da arkadaşlar. Güzel. Bekleteceğim. Şöyle birazcık daha ilerle, büyük koruyucunun özelliğini kullan. Şu noktayı bir öfke büyüsünü atacağım. Ve şuradan koruyucumun özelliğini geçtiğini gördüğüm gibi bir tane de dondurmayı atacağım arkadaşlar. İki tane daha dondurmamız var derken okçu kule, okçularımızın etkisiyle arkadaşlar inanılmaz bir hasar yediler. Şuradan da diğer dondurmamı çoklu vuran savunmalardan havan ve arkadaşlar büyücülerimi harcamak istiyorum. İki tane büyücü yan yanaydı. Buz büyümü oraya harcadım. Şimdi şu noktaya bir minyonumu kullanacağım. Başka daha bir şey yapmaya gerek var mı? Yani çoklu modda olmasına rağmen arkadaşlar çok rahat üşledik. Yani canemler illa tekli modda olan köylere saldırmayacaksınız. Çoklu moddaysa da yardırın gitsin. Yani benim buradan kraliçem, kralım da full olsa yani gerçekten inanılmaz fark olurdu. Aslında o kadar inanılmaz fark olmazdı. Daha rahat saldırırdım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Güzel, tertemiz üçlüğümüzde attık arkadaşlar. Bu sefer diğer saldırımızı birazcık daha değiştirdiğimiz orduyla saldıracağım. Bakalım buz golemin sayısı düştükçe orduda nasıl bir etkisi var, onu da denemek istiyorum. Dostlarım, bir saldırı yapmışım. Bakın, bir saldırı yapmışım. İzleseniz kör olurdunuz. O yüzden koymadım, sonunu koydum. %68 aldım. Ama köyü de bir gösterebilir miyim size arkadaşlar? Bir köyü de gösterebilir miyim? Allah aşkına şuna bakın ya. Dedim ki şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. Köy binası 12'ye dalacağım. Keşke dalmasaydım. Unuttuğum bir şey var. Şimdi bu tarz, aslında ben nerede hata yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Dedim ki şuradan çarpı 2 yapayım. Şuradan duvarlarımı açarım, tamam mı? Şu sol taraftan kraliçenin olduğu kısımdan kartal topuna tomrukla ciddi bir hasar veririm. Ama benim duvar yakıcım yok. Şu duvarı nasıl açacağım? Şu duvarı açsaydım net üçlü, bakın. Net üçlük bir köydü. Anladınız ki. Hani üçlerdim bu köyü ama maalesef patates olduk. Sıkıntı yok. Telafi edeceğiz. Arkadaşlar telafisini yapacağız dedik de yani böyle bir köye böyle bir ya yaparız tabii ki de arkadaşlar. Ayıpsınız. Şimdi taktik hava uçağı, çoklu cehennem, o bu şu biz siz onlar, tamam. Şimdi aga şu noktaya aslında şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Bak bak, izle 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 izle, taktiği izle, taktiği izle, bak 1 2 3 4, tamam mı? Şuradan girerler. Aga girerler de zaten şu merkezi de aldık mı? Tamamdır, şurayı da yolluyorum. Şu kısmı açayım. Neden arkadaşlar şu kısma deprem atladım biliyor musunuz? Zaten en önemli çoklu mod, taktik hava uçağı, havan, X-Ay'ları zaten merkezde. Kraliçe de aynı şekilde merkeze gelecektir kilitlendiği zaman. Hani o zaman zaten buralara indikten sonra köy düşüyor, düşüyor arkadaşlar. Şöyle gönder. Tamam mı? Abicim bu arada söylemeyi unuttum, 12 okçu yaptım arkadaşlar, bilginiz olsun yani. 12 okçu yaptım. Bir tane şu noktaya bırakacağım, şu okçu bayağı hasar verecek. Şuradan gönder. Kralı da buradan yolla. İki tane okçuyu buradan göndereceğim. İki tane okçuyu, iki tane deyip de 3-4 tane atmam. Hepsini buradan yolla. Bir tane daha var golemimiz, onları da gönderiyorum. Büyücüleri yolla arkadan. Okçuların hepsini gönder. Şimdi buradan bir öfke büyüsü atar mıyım? Şu noktaya aslında bir tane atarım. Büyük koruyucunun özelliğini kullanırım. Şu noktaya da aslında şuradaki X-Ay'ları indiği zaman şu noktayı bir öfke büyüsünde patlatırım. Tadından yenmez valla. Abicim şu çoklu moddaki anladınız, cehennemi alır mısınız? Teşekkür ederim. Şu diğerini de zaten kendim dondurdum. Sadece okçularla bile bildiğiniz arkadaşlar şov yaptım ya. Okçularla bile sadece şov yaptım. Güzel. Çoklu cehennem de indi. Buradan rakibin kraliçesi de dediğim gibi indi arkadaşlar. İçeriye kilitleneceğinden dolayı. Bundan sonrası ne yapılır? Bundan sonrası cadılar olmadığı için üçlenmez arkadaşlar. Yine telafi edemedik. Ya biraz orduyu değiştiriyorum. Ordu GG ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Birazcık değiştirdim lan orduyu. Neyse şuradan dondurmamızı atalım. Abicim dışarıdaki iki okçu iyi iş yaptı. Aslında bayağı iş yaptılar. Şuradan. Niye ben cadıları sildim? He? Hangi akıl, hangi mantıkla ben o cadıları sildim? Bir daha öyle fantezi yapmayacağım arkadaşlar. Ama şaka maka bir yana dostlarım. Yani bu ordunun kuralı golem. Hani buz golemi. Cadı
ve süper okçudur. Bilginiz olsun. Değiştirmeyin. Ben sadece söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sadece tamamen meraktan arkadaşlar. Acaba süper sadece tek tür orduyla yani süper okçularla saldırsam nasıl olur diye merak ettiğim için saldırdım. Şu köşeye bırakırsam görür. Bu arada fena bir hasar da vermedik sadece okçulara arkadaşlar. %90 hasar, hatta %90'dan daha da fazla vereceğiz. %92'ye kadar falan çıkar bu. Değil mi? Çıkarsınız değil mi? Çıkmayabilir de çünkü okçu GG mi çıktı? %92'ye kadar çıktı arkadaşlar. Savaşı bitir diyelim. %92 de bence fena değil. Ganimet için saldırdım bu arada. İki tane de duvar basacağız arkadaşlar. Gel buraya duvarcıklar. Gel 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 gel. Bir. Hop. İki. Şimdi şuradan dedim ya zahmet olacak. Açalım. Bir 4 milyon buraya harcarsam. Bir 4 milyon daha buraya harcarsam arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Tesla'cığım. Bir dakika içerisinde sen de biteceksin. Sana ne basalım? Ha? Seni neyi bastıralım? Düşünüyorum. Duvar mı var ya? Gerçekten mi? Tamam bir duvarda senden basalım. Zaten ganimet kasmaya devam edeceğim videodan sonra. Şuradan iki görev daha bitti aslında. 1, 2, 2,5 milyon. 2,5 milyon. 2,5, 3 milyon oldu. 3 milyon oldu. 3 milyon oldu. Aga be. Ya şaka mısın? Aga kullanacağım. Vallahi 2,5 milyonu kullandım. Şuradan 5 milyonum oldu. 5 milyona bir şey basılır mı? Okçu kulesi var. Gizli Tesla'lar var. Toplar var. Var da var. O zaman en pahalısı abicim. Bomba kulesi 5 milyon. Okçu kulesi var. Abicim okçu kulesini 15 mi yapıyoruz? 7 gün mü? Çokmuş abicim. O zaman dur düşükleri eşitleyelim. Gizli Tesla'mız var. En son gizli Tesla'mızı basmıştık. Tekrardan bir gizli Tesla'da yatırdım. Güzel oldu ya. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas, taş, kağıt, makas. Kaç kaç kaldınız? Yoruma yaz. Bay bay. Adios amigo.